Hepinize selamlar. Yanımda Hülya ablam var, görüyorsunuz. Daha önce seni gördüler mi? Gördüler. Görmediler mi? Hülya ablam babamın amcasının kızı. Bizim kafeyi işletecek kendisi. Çok güzel İnşallah. Olacak. Elinden İnşallah. Her işler geliyor. Börekler, çörekler. Güzel olacak yani. Şimdi bizi hastaneye bırakacak. Babaannem de arkada. Babaannemle birlikte hastaneye gidiyoruz. Babaannemin son kontrolleri var. Ondan sonra bugün gidiyorlar artık Karasu'ya. Ben gitmeyeceğim. Ben buradayım. Hülya abla araba geliyor. Kendine hasta olursun. Başımıza ne yapacağım? Annemler gidiyor. Babaannem de gidiyor. Güle güle babaanne. Sağ ol. Böyle biz ne zaman Karasu'ya gitsek bu kadar yükümüz oluyor arkadaşlar. Asla bitmiyor yani. Çok enteresan bir şekilde. Babaanne güle güle. Sağ ol. Uzun bir süre olmayacaksın videolarımda. Görünmeyeceksin uzun bir süre. Sağlık olsun. Annem gidiyor. Anne gitme. Gelmeyeceğim daha. Anne gitme. Gitme. Ben Paris'e gelmeyeceğim ya. Babam da hem Seda'nın videosunu izliyor hem gidiyor şu an. Murat da yani. Bu ev sana emanet kızım, tamam mı? Tamam aşkım. Ev güzel. Ütü, aygazı, kapılara dikkat et. Tamam. Tamam mı? Tamam. Allah'a emanet olun. Tamam. Güle güle gidiyorum gelin. Annemleri yolcu ettim. Babaannemi bırakacaklar. Oy kullanıp geri gelecekler inşallah. Bir sıkıntı olmazsa. Ben de bu akşam için ıspanak yemeği yapacağım. Ispanaklarımı böyle iyice yıkadım. Ondan sonra suya koydum. Suda böyle birazcık dursunlar. Çamurları aksın. Ondan sonra doğrayıp yemek yapacağım. Size de göstermek istedim nasıl yaptığımı. Bir de şöyle bir durum var. Benim diyet menüm değişti. Yani diyet listem değişti. Bundan sonra bir hafta boyunca sadece et ağırlıklı besleneceğim. Sebze yemeyeceğim, ekmek yemeyeceğim, peynir. Yani şöyle söyleyeyim, sadece et yiyeceğim. Sabahları greyfurt, ceviz ve yumurta yiyeceğim. Yani bu şekilde devam edecek diyet listem. Zaten şöyle yapmayı düşünüyorum. Sadece bir güne mahsus tüm gün boyunca ne yediğimi size göstermek istiyorum. Hem size de fikir olmuş olur. Böyle bir detoks gibi bir şey olacak. Diyeceksiniz ki şimdi etten detoks mu olur? Oluyormuş. Ben de yeni öğrendim. Yani bugün bu son sebze yemeğim. Bakalım nasıl olacak. Ben aslında normalde sebze yemeği zaten sevmiyorum. Hep bahsederdim size de. Ama şimdi her gün et yiyince de bunalır mıyım, sıkılır mıyım bilmiyorum. Şöyle yapmayı düşünüyorum. Bir gün et yemeyi düşünüyorum. Bir gün tavuk yemeyi düşünüyorum. Bir gün köfte yemeyi düşünüyorum. Böyle değişiklik yapmayı düşünüyorum. Umarım midem bulanmaz. Çünkü ben böyle bir şey üst üste yediğim zaman gerçekten çok fazla midem bulanıyor. Bakalım bunda nasıl olacak. Şimdi bu ıspanakların burada suda birazcık çamurlarını iyice akıtsınlar. Ondan sonra yapılış aşamasını da size tekrardan göstereceğim inşallah. Yengem geldi. Böyle kahve yaptım yengeme. Afiyetle içiyoruz. Ne oldu? Utandın mı yenge? Yok. Peki. Nasıl olmuş kahvem? Köpüklü yapabilmiş miyim? Evet. Hatta köpükten içemiyorum. Şunun güzelliğine bakar mısın? Vay be maşallah. Ne kahve yaparmışım be. Ben içtim yarısını bitirdim bile. Ama afiyet olsun. Evet, ıspanağım yıkandı. Onları ben süzdüm. Şimdi doğrama sırası. Bunları böyle ufak ufak doğrayacağım. Ispanaklarımı doğradım. Şimdi böyle bir tane soğan aldım. Bu soğanı tencereme doğruyorum. Soğanlarımı doğradım. Şimdi bunu ocağın üstüne koyuyorum. Çok az ayçiçek yağı koyacağım. Bu kadar yeterli.
Şimdi soğanların pembeleşinceye kadar kavrulsun. Ondan sonra salçasını ekleyeceğim. Bakınız soğanın pembeleşti. Hatta neredeyse yanmak üzere. Şimdi içerisine bu kadarcık salça koyuyorum. Bir arkadaş bana yemeğe salça koyduğun zaman salça nasıl yiyorsun, diyette değil misin demişti. Ama ben yemeği salçasız asla yiyemem. Yani bizde mesela yemek salçasız olmaz. Mutlaka salçayla yaparız bütün yemekleri. Ben böyle hiç bilmem yani hangi yemek salçasız oluyor diye. Siz nasıl yaparsınız? Salçalı mı yaparsınız, salçasız mı yaparsınız? Şimdi bunu birazcık böylece kavurayım. Sonra da ıspanaklarımı içerisine koyacağım. Evet, salçanın kavrulması bu kadar yeter. Ispanaklarımı içerisine koyuyorum. Birazını koyuyorum. Karıştırıyorum önce. Bu soğanlar yukarıya çıksın diye. Hepsini koyduğum zaman karışmıyor çünkü. Yani ben karıştıramıyorum daha doğrusu. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Şöyle bir avuçtan biraz daha az pirinç ilave ediyorum. Yarım çay bardağı da su ilave ediyorum. Ve bir kere daha karıştırıp pişmeye bırakıyorum artık. Evet, kapağını kapattım. Bu yarım saat. Şimdi de bulaşık makinesini boşaltacağım. Annem gidince tabii ki işler bana kalıyor. Arkadaş böyle bulaşık makinesinin üzerini boşaltırken demişti ki ben önce bulaşık makinesinin altını boşaltıyorum ondan sonra üstünü boşaltıyorum demişti. Ama ben nedense elim hemen direkt üstüne gidiyor. Yani önce üstünü boşaltıyorum ondan sonra altına geçiyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz? Yani üstünü mü önce boşaltmak mantıklı, altını mı, ya da fark etmez mi? Herkesin kolayına hangisi geliyorsa onu mu yapmak gerekir? Yazar mısınız? Merak ettim. Açıkçası ben bilmiyorum nedenini ama hep böyle direkt üstten başlıyorum. Yemeğim pişti. Tam da akşam yemeği saatine denk getirdim. Şöyle 5-6 yemek kaşığı ıspanak. Yanında da böyle 2-3 yemek kaşığı yoğurt yiyorum. Ve 2 dilim kadar da ekmek yiyorum. Bakalım tadı nasıl olmuş. Bana afiyet olsun. Murat'lara çıktım. Çukur izliyorlardı. Murat'ın arkadaşları da var. Alperen ve Onur. Biz de Büşra'yla şimdi buraya çıktık. Ondan sonra Büşra şimdi gitti. Birazdan onlar gelsin. Onları da size göstereceğim. YouTube halimde tanıtmadım ya. Bir merhaba deyin. Merhaba. Niye bunlar kere gibi oldu? Şimdi onu anlayamadım. Heyecanlandılar. Görüşürüz. YouTube kanalımıza yine gelin. Sağ olun. Güzel hoş kızlar olsun. Eklesin. Alperen'in adı iyi. Bekliyoruz. Alperen. Ona Murat kefilim durdu. Beni çirkin kızlar eklesin. Murat'ın adı bundan sonra kefilim durdu. Çantanız yok muydu çanta? Ay yok kanka ben almadım çanta. Hadi iyi akşamlar görüşürüz. Kanka sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz kardeşim bay bay. Niye ayakkabını giymedin? Asansörde gideceğim.
Evet, bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.